Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size DGS ile hangi bölümü kaç netle kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Güzel bir hesaplama sitesi buldum arkadaşlar. Bu sitede 2019 ve 2020 verilerini güncel bir şekilde veriyor. Bu hesaplama sitesine bazı hesaplamaları girerek kaç net yapmanız gerektiğini size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bu sene sınavın nasıl olacağını kimse bilemez. Dolayısıyla bu sene 2020'ye benzer bir sınav olduğunu tahmin ederek kaç net yapmanız gerektiğini aşağı yukarı bulabilirsiniz arkadaşlar. ÖBP puanı burada tabii değişkenlik gösterebilir. Ben ortalama ÖBP'ler gireceğim. Sayısalcılar için ayrı bir ÖBP, eşit ağırlıkçılar için ayrı bir ÖBP gireceğim. Ve size kaç puan lazım arkadaşlar? Tahmini aşağı yukarı. Sınava şurada bir ay kadar bir süreniz kaldı. Size kaç puan lazım olduğunu size arkadaşlar göstermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi birincisi, öncelikle hukukçu arkadaşlar, siz hoş geldiniz. Öncelikle sizi göndermek adına, sizi biraz dertlisiniz, yaralısınız. Öncelikle hukukçuların işini çözelim. Sonra sayısalcı arkadaşların işini çözelim. ÖBP puanınız arkadaşlar, yani 3 ortalamayla mezun olduğunuzu varsayarak size 60 ÖBP veriyorum, tamam mı? Daha iyi puanla mezun olan arkadaşlar buraya daha yüksek puan girebilirler. Hangi hesaplama sitesi olduğunu da arkadaşlar videonun altına zaten koyacağım. Şimdi buraya 60 girdik. Hukukçu arkadaşlar, matematik için size 45 tane yazsam yeter mi? Matematik için 45 tane yazıyorum. Tabii daha fazla ya da daha az da yazabilirsiniz. Türkçe için 48 yazalım. Matematik için 45 çok oldu. O zaman matematiğe 42 yazalım arkadaşlar. Türkçe için 48 yazalım. Ve 60 ÖBP ile mezun olan bir insana devlet hukuk geliyor mu? Gelmiyor mu arkadaşlar? 2020 verilerine göre bakalım. İleri dediğiniz zaman burada sonuçlar gelecek. Ham puanınız geliyor. Yerleştirme puanları geliyor arkadaşlar. Eşit ağırlık olarak 303 puan alıyorsunuz. Halbuki 2019 yılında aynı netlerle eşit ağırlıkta 311 puan alıyordunuz. Bu 2020 DGS'nin ne kadar kolay olduğunu bize gösteriyor. 2020'de 90 net arkadaşlar bir devlet üniversitesine girebiliyordunuz. 3 ortalamaya sahip bir kişi 90 netle buna girebiliyor. Tabii bu sene kontenjanlar biraz azaltıldı. Belki 90 yetmeyebilir 3 ortalamaya sahip bir kişi için. 92-93 yaparsak arkadaşlar 3 ortalamaya sahip bir insan devlet üniversitesini kazanabilir arkadaşlar. Özel için bir tane de deneyelim. Yine ortalamanızın 3 olduğunu varsayarak özel üniversitenin 290'la kapatma ihtimali var arkadaşlar. Dolayısıyla matematiği burada 40 tane yapalım. Türkçeyi burada 45 yaptığımızda bakalım 85 net bizim için yeterli olacak mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Yerleştirme puanımız 295. Bizim için 85 net hala yeterli arkadaşlar. ÖBP'nizi biraz yükselttiğinizde netinizi 80'e kadar çekebilirsiniz. Dolayısıyla matematiği birazcık daha düşürüyorum. 38'e düşürüyorum. 83 netle arkadaşlar bir özel üniversiteye yerleşme ihtimalinizin olduğunu görüyoruz. Yani demek ki aslında iyi bir ÖBP'si olan bir kişi 83 netle, hatta daha iyi bir ÖBP'si varsa 80 netle özele, 90 netle devlete yerleşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla 90 net size yetebilir bu sene. En iyi ihtimalle ÖBP'niz biraz yüksekse arkadaşlar, yani 3,5 ortalama ile mezun olduğunuzu varsayarsak, şuraya 70 yazdığımızı varsayarsak ve size 90 net yapacak şekilde buraya 45, belki matematik için çok olabilir ama buraya 42 yazalım arkadaşlar. Bakın buraya 42 yazdım. Buraya da 48 yazdım, tamam mı? 90 netle size ne geliyor? İyi bir ÖBP'niz olduğunu düşünerekten 309 puan. Kesin olarak devlete yerleşebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani ÖBP'niz iyiyse 90 netle devlete yerleşirsiniz. Bu sene de böyledir. Yani istediği kadar kontenjanlarda azalma olsun. Zaten devletlerde 70 azalma var. Arkadaşlar iyi bir ÖBP'niz varsa yerleşirsiniz inşallah. Sizin işiniz tamam. Şimdi sizi göndereceğim. Sayısalcı arkadaşlar için ben bölümlere baktım. Mesela hemşirelik 286 ile kapatmış. Mimarlık 275 ile, veterinerlik 271 ile kapatmış. İnşaat 270, beslenme 275, FTR 282. Yaklaşık olarak 270 ile 280 arasında bir puandan bahsediyoruz. Sayısalcıların ÖBP'leri biraz daha düşük oluyor arkadaşlar. 2
70 ÖBP ile mezun olduğunuzu, yani 54 ile ÖBP 54'e denk geliyor 2.70. 2.70 ile mezun olan bir sayısalcıya kaç lazım? Buna bakalım. Türkçe için şuraya 10 tane koyacağım. Fazla koymamıza gerek yok arkadaşlar. 80 puanı alabiliyor muyuz? Mesela şu an 42 netle 54 ön lisans başarı puanıyla 80 puan bize geliyor. 280 bize geliyor mu arkadaşlar? Bakalım. Yerleştirme puanı sayısalcılar için nerede? Şurada 283 puan geliyor. 2019 yılında 299 puan geliyormuş. Yani bu kadar fark etmiş arkadaşlar. 16 puan çok ciddi bir puan farkı. 283 puan geliyor. Demek ki sayısalcı birine devlete, yani en düşük devlete, hani benim burada yazdıklarım işte Siirt gibi, Kayseri gibi en düşük devlet üniversiteleri, bunlara yerleşebilmeniz için 42 matematik 10 tane Türkçe yapmanız lazım. Peki 283 puan dedik. Biz bunu 46 matematik yapsak, burayı da 15 tane Türkçe yapsak arkadaşlar. Bakın ÖBP'nizin biraz düşük olduğunu düşünüyorum, tamam mı? 2.70 bence gayet iyi. 46 matematik 15 Türkçe bize ne getirecek? Yerleştirme puanı 295 puan oldu sayısalda. Bu yetmeyebilir bana hocam diyorsanız, o zaman ÖBP'nizi biraz yüksek tutacağım. O zaman burayı 60 yapıyorum. Yani 3 ortalamayla mezun olduğunuzu varsayalım. Burayı da 48 matematik yapalım arkadaşlar. 15 Türkçe değil de 20 tane de Türkçe yapalım. Şu an bu size yetecektir. Bakın 48'e 20 ÖBP'niz biraz yüksek olacak ama buradan 306 puan size geliyor. İşte hocam benim ÖBP'm düşük. Yani ben burayı 50 yapsam, 2,5 ile mezun olsam, 48'e 20 yapsam bana ne gelir derseniz arkadaşlar, o da size 300 puan getiriyor. Yani yeter mi? Sayısal için yetebilir arkadaşlar. 300 iyi bir puan. 305, 310 iyi puanlar bunlar. Bu puanları alabilmek için sizin en az 45 civarı bir net yapmanız gerekiyor. Bu puan hesaplama sitesini videonun altına koyacağım arkadaşlar. Güncel hesaplamalar bunlar. Kesinlikle güvenebilirsiniz. Bunlara bakın arkadaşlar. Deneme kampına katılmak isteyen arkadaşlar varsa deneme kampına da beklerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.